Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Videoyu açtığınız için teşekkür ederim. Bu bir bunları biliyor muydunuz videosu. Umarım sizin için eğlenceli ve bilgilendirici bir video olur. Günlük hayatta sıkça kullandığımız makyajla ilgili kelimelerin aslında dilimize hangi dillerden geldiğini araştırdım biraz. Bazılarını biliyordum, bazılarını öğrenmiş oldum ve bunları sizlerle de paylaşmak istedim. Bildiğiniz gibi dilimiz çok zengin bir dil ama bunun yanı sıra başka dillerden de kelimeler almışız. Mesela 5000 adet Fransızcadan dilimize kelimeler geçmiş. Bulduğum kelimelerin, neyse ipucu vermeyeyim, biraz tahmin etmeye çalışın söylediğimde. Onun dışında şimdi dilerseniz hemen başlıyorum videoya. İlk kelimem fondöten. Sizce hangi dil olabilir? Tamam, cevap veriyorum. Fransızca. Evet, bu Fransızcadan geçmiş bir kelime ve gördüğünüz gibi fondöten, yani cildi kapatan demek. Cilde bir kat daha uygulama gibi bir şey, tam çevirmesi. Şimdi sizin için bir de Fransızca nasıl okunduğunu göstereceğim. Duydunuz mu? Bir daha açıyorum. Bayağı değişik okunuyor Fransızca'da. Diğer kelime rouge, her gün kullandığımız neredeyse rouge kelimesi de Fransızca'dan geçmiş bir kelime. Ve gördüğünüz gibi yazılıyor rouge diye okunuyor. Daha sonra başka bir kelimeye geçiyorum. Maskara. Sizce hangi dilden geçmiş olabilir? Bu sefer Fransızca değil, bu bir Arapça kelimeymiş. Ve şöyle yazılıyor ve sanırım yine aynı şekilde okunuyor. Maskara diye. Neyse. Şimdi diğer kelimeme geçiyorum. Pudra. Pudra sizce bir Türkçe kelime mi? Yani Türkçe kökenli bir kelime mi? Yok, değil. Bu da yabancı bir kelime. Düşünmeniz için 2 saniye veriyorum. Evet arkadaşlar, bu da Fransızca bir kelime ve gördüğünüz gibi yazılıyor. Poud diye de okunuyor. Ve şimdi son zamanlarda sıkça karşılaştığımız makyajda moda olan bir kelime, kontür kelimesi. Kontür kelimesi sizce hangi dilden? Yine 2 saniyeniz var. Söylüyorum. Çok uzatmamak için. Bu da Fransızca arkadaşlar. Yani gerçekten bu da Fransızca. Ve şöyle yazıyor. Ve bunun da okunuşuna bakalım. Nasıl okunuyormuş Fransızca'da? Yani kontuyor. Neyse, geçiyorum. Şimdi son zamanlarda çok moda olan, makyajda devrim niteliğinde bir kelimeyle karşınıza geliyorum ve bronzer sizce hangi dilden geçmiş olabilir? Bir düşünelim. İngilizce gibi duruyor. Değil. Bu da Fransızca'dan arkadaşlar. Ve okunuşuna bakalım hemen. Bronzi bayağı farklı. Şimdi tahmin etmeniz daha kolay bir kelimeyle devam ediyorum. Peeling. Sizce hangi dilden geçmiş olabilir dilimize? Düşünelim ve cevabı İngilizce. Bu basit de, evet. Peel zaten soymak demek İngilizce'de. Peeling, ink takısı aldığında da isim haline dönüşmüş. Ve peeling dilimize. Mesela şey demiyoruz, işte yüzüme soyulma yapacağım, değil mi? Soyma yapacağım demiyoruz. Yüzüme peeling yapacağım. Bu da İngilizce kelime ve İngilizceden gelmiş ve bunu biz sıkça kullanıyoruz. Türkçesini kullanmıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bir sonraki kelimemle devam ediyorum. Silikon. Sizce hangi dilden gelmiş olabilir? Düşünelim. Evet, Fransızca. Silikon maddesini aşağı yukarı duymuşsunuzdur veya biliyorsunuzdur biraz. Makyaj malzemelerinin, şampuanların içinde olan bir madde. Cildimize çok yararlı olmayan bir madde bence. Bu da Fransızcadan geçmiş. Bu nasıl okunuyor? Hemen bakalım. Silikon deniyormuş Fransızcada. Şimdi bir sonraki kelimeye geliyorum. Aseton. Sizce aseton hangi dilden gelmiş olabilir? Fransızca, İngilizce... Evet, yine Fransızca. Nasıl okunduğuna? Aseton. Aseton. Bu biraz dilimize daha yakın galiba. Ve şimdi bir diğer kelimeye geçiyorum. Aseton demişken ojeyi unutmak olmaz. Sizce oje hangi dilden gelmiş dilimize? Yazılışı böyle. Ongle. Bu böyle yazılıyor arkadaşlar. Ye. Ve şöyle okunuyor. Ongle. Bu normalde Fransızca'da tırnaklı demek ama dilimize ongle'yi evirmişler, çevirmişler, oje yapmışlar ve bu da Fransızca'dan geçmiş dilimize. Şimdi bir diğer kelimeme geçiyorum ve bu kelime baz. Sizce hangi dil olabilir? Baz aslında Türkçe bir kelime gibi duruyor. Bu da Fransızca arkadaşlar. Yine Fransızca, tekrar Fransızca ve buna da bakalım nasıl okunuyor. Baz. Daha A'yı daha farklı okuyor. Temel kelimemize geliyorum. Makyaj. Biraz düşünmenizi rica edeceğim ve yazılışını şuraya yazıyorum. Makyaj.
maquillage. Sizce hangi tekrar Fransızca evet ve nasıl okunduğunu? Maquillage. Evet, bu da Fransızcadan geçmiş. Fransızca arkadaşlar. Şimdi gözümüze sürdüğümüz, severek kullandığımız far hangi dilden geçmiş olabilir sizce? Ve şuraya yazıyorum. Tahminleriniz İngilizce yönünde olabilir. Ama yine Fransızca. Ve onun da okunuşunu hemen size söylüyorum. Fransızca, yine Fransızca. Hemen devam ediyorum. Ne geliyorum arkadaşlar? Sizce hangi dilden? İngilizce gibi gelebilir, Fransızca gibi gelebilir, Almanca gibi gelebilir. Tahminlerinizde yanılmadınız arkadaşlar. Bu da Fransızca bir kelime ve okunuşunu size dinletmek istiyorum. Rimmel. Ve şimdi diğer kelimeme geçiyorum. Krem. Sanırım tahmin ettiniz. Yine Fransızca. Onun da okunuşuna bakalım. Krem. Krem. Şimdi palet. Makyaj paleti, ruj paleti, çok kullandığımız bir kelime yine Türkçe'de. Ve sizce hangi dil? İngilizce mi? Yine Fransızcadan gelmiş. Yine Fransızcadan almışız. Palet. Palet. Şimdi mat rujlar şu sıralar çok son 2 yıldır falan çok moda oldu. Ve mat kelimesini hiç düşündünüz mü acaba Türkçe mi yoksa bir yabancı kelime mi? Mat. Evet arkadaşlar, bu da bir Fransızca kelime. Şimdi bu kelimeye geliyorum. Sizce hangi dilden gelmiş dilimize? Evet, Fransızca. Onu da hemen bakalım nasıl okunuyormuş. Maske. Bunun Fransızca da anlamı örtülü demek ve maskeli demekmiş. Ve biz bunu maske olarak kullanıyoruz dilimizde. Maske yapıyoruz diyoruz. Böyle. Şimdi yine çok sıkça kullandığımız makyajda, günlük hayatta losyon. Sizce hangi dilden gelmiş dilimize? Düşünelim. Losyon. Evet, Fransızca arkadaşlar. Losyon kelimesi de Fransızca ve o da şöyle okunuyor. Bakalım hemen. Losyon. Evet, bu da yakın gibi sanki dilimize. Ve son kelimeme geliyorum arkadaşlar. Faz. Çift fazlı makyaj temizleme çıkarıcısı. Çift fazlı. Sizce faz bir Türkçe kelime mi? Arapça kelime mi? Farsça mı? Fransızca mı? Evet arkadaşlar, yine faz kelimesi de dilimize Fransızcadan gelmiş. Ve onun da nasıl okunduğunu hemen bakalım şimdi. Faz. Arkadaşlar, umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle bir fikir geldi aklıma ve bu videoyu yapmak istedim. Çok önceden düşünmüştüm aslında. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayın. Ayrıca arkadaşlar, çekiliş videom hala devam ediyor. Ona da tıklamayı unutmayın. Şuraya bırakıyorum linkini. Onun dışında bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Cildimde bir tane sivilce vardı ve onu nasıl kapattım? Hem onunla ilgili bir video oldu. Hem de son zamanlarda günlük makyajımda sıkça kullandığım ürünleri size göstermek istedim. Ve nasıl makyaj yaptığımı göstermek istedim. Şu an gördüğünüz bu parıl parıl parlayan ürünün ne olduğunu şimdi birazdan göreceksiniz. İlk olarak Character'la başlıyorum. Yeşil rengi alıyorum.